Tarihindir bin asırlar içre pinhan özbeyim. Aynı yaşta sen ne Pamir hem Tian Shan özbeyim. Söylesinler Tonga Alpler, söylesin Orhun Bitik. Eski tarih sandığında İnci Mercan özbeyim. Sen Biruni hem Harezmi, sen Farabi oğlusun. Hun mu ecdadın, ya uzluk, belki tarhan özbeyim. Nice yüzyıl zulm içinde geçti ömrün. Geçtiler nice kan, nice binhan, nice sultan özbeyim. Dağların ağzından ateş saçtı ejderha gibi. Gözlerin olmuş iki ırmak, akan kan özbeyim. Romalı şah mızrağından kanlı bağrında yara, Cengiz'in oklarına hep göğsü kalkan özbeyim. Dört asır dört yandan attı okların düşmanların. Ömrü kurban, mülkü kurban, yuldu viran özbeyim. Her zaman çektin zulüm, bir zaman baş eğmedin. Sen mukanna serbedar, sen erksever han özbeyim. Sen ne zerdüşt otperest, ne buddavi bir putperest. Ademiyet dinile sen taze iman özbeyim. Fen bilim nurunu isterken karanlık içre can, geceler aktı gözünden yıldızistan özbeyim. Köregani cetvelini Şah Ulu Bey yazdı ve merdivanı göklere ilk koydu o an özbeyim. Mir Alişir haykırırken yankılar verdi cihan, bu şiir mülkünde oldu şah ve sultan özbeyim. Şiir bilimde olsa da şah, kısmet olmuş kölelik. Öz ilinde çekti gurbet eski ilhan özbeyim. Mirza Babur inleyende yandı dünya zulmeti, o şehit meşreple daim ettin isyan özbeyim. Şiir saray ateşlerinde yandı mahsun nadire, cellada dur derse olmaz mı Ömer Han özbeyim. Ağladı Yarkent'te Furkat hem Hokant'ta bir mukim, çekti feryat bu zulümden Hint ve Afgan özbeyim. Tarihini yazmaya bin tane firdevsi gerek, çünkü bir derdine dar bin tane destan özbeyim. Artta kaldı eski tarih, artta kaldı dert, keder. Gitti korku, geldi şarkı, buldu derman özbeyim. Nurlu aydın oldu gökler, çıktı balçıktan güneş. Geçti yüzyıllık geçen nurlu bostan özbeyim. Bu vatan bir bahçe, sen bir tane altın gül çiçek. Bu vatan göz, sen de kirpi kaş müjgan özbeyim diye devam ediyor bu Erkin Vahidov'un büyük şiiri. Özbeyim şiirinden sonra bir büyük özbeyi, bir büyük türkü, bir büyük vatan aşığını, bir büyük Türklük aşığını konuşacağız bugün. Ergeş Uçkun'u konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyolarımızda Profesör Doktor Orhan Söylemez hocam var ve kendisiyle Ergeş Uçkun'u, şair Ergeş Uçkun'u konuşacağız. Tabii Ergeş Uçkun aslında bütün Türk dünyasına çok tanıdık, bildik bir isim. Meşhur, herkesin dinine pelesenk olan Özbek, Türkmen, Kırgız, Kazak, Azeri bir boydur türküsünün söz yazarı. Fakat bu türkü o kadar yaygınlaştı, o kadar farklı dillerde söylendi, değişik versiyonlar icra edildi ki adeta anonimleşti. Belki Ergeş Eke de bunu isterdi. Kendi sözlerinin milletinin sözü haline gelmiş olmasını isterdi. Mutludur diye düşünüyorum. Ne dersiniz Orhan Hocam? Bence de mutludur. Yani bundan daha büyük mutluluk olmaz diye ben de öyle düşünüyorum. Hakikaten yüreği attığı müddetçe, bu dünyada yaşadığı müddetçe kalbi hep Türk dünyasıyla atmış birisiydi. Sadece şair değildi o. Aynı zamanda bir faaliyet adamı, bir
Türk dünyasının dervişi gibi fikrini, Turan fikrini, Türkistan fikrini dünyaya veya derdini dünyaya anlatmak için ömrünü adamış birisiydi. Bunu bütün şiirlerinde görmeniz mümkün. Evet, onun doğum yeri Afganistan. Afganistan Özbeği. Afganistan'dan kaçarak çıkıyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Önce Hindistan'a, sonra İran üzerinden Türkiye'ye geliyorlar. Sonra Amerika'ya çalışmak için gidiyor. Amerika'dan sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve Türkiye'de vefat etti. Program süremiz el verdiği ölçüde bu hareketli, serüvenli hayatı izleyicilerimize anlatmaya çalışalım. Siz bizzat yakından da tanıdınız. Ben de tanıma şerefine ulaştım. Ergi Şeki'yi nur içinde yatsın. Silifke'de defnedildi. Onunla ilgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Dervişliği tam doğrusu bir Türk dünyası dervişiydi Ergeş Uçkun. Bu tabir çok hoşuma gitti. Bu maceralı, fırtınalı hayat hakkında kısaca neler söylemek istersiniz hocam? Eğer müsaade ederseniz ben Amerika ayağından başlamak istiyorum. Çünkü kendisini Amerika'da tanıdım. New Jersey'de bir evi vardı. Ben de New York'ta, işte Manhattan'da oturuyordum. Bir Türkistan'la ilgili bir toplantıda tanıştık. Hatta Alişir Nevai üzerine bir konferans vardı. Ben de orada bir konuşmacıydım. O da konuştu. O toplantıdan sonra biz yani baba oğul gibi birlikte olduk desem yeri var diye düşünüyorum. Çünkü sevdiklerini öyle candan severdi zaten. Sevdiklerini öyle candan severdi. Beni de severdi ama ben herhalde onu beni sevdiğinden daha çok severdim. Çünkü gurbettesiniz, uzaktasınız. Canınız sıkılıyor zaman zaman. O zaman fırsat buldukça kaçardım New Jersey'e, Ergeş Uçkun'un evine. Bu arada Türkan Hacı'nın da kulaklarını çınlatmış olalım. Ben orada birkaç gün misafir olurdum. Hani böyle sağalma, hani tedavi görme, psikolojik tedavi görür. Ondan sonra tekrar derslerime dönerdim. O dönemde tanıştım. Hatta işte bu gidip gelmeler döneminde ben onun şiirlerini, Yurt Koşukları ismini vermişti. O şiirlerini derledim. İlk defa o zaman derlemiştim. Sonra bir Türkiye'de bir yayın evi tarafından da basıldı. Ergeş Uçkun ve Yurt Koşukları diye. Çok da ilgi gördü, okundu da. Çünkü orada o kadar çok önemli, o kadar güzel şiirler var ki. Mesela en güzel şiirlerinden bir tanesi Türkistan şiiridir. Uzun bir şiirdir bu. Türkistan şiirini mesela Macan Cumabayev'in, yani Kazak halkının milli mücadele kahramanlarından olan ve Stalin döneminde katledilen büyük şair Macan'ın Türkistan şiiriyle bile karşılaştırmak mümkün. Ki benim öğrencilerimden bir tanesi şimdi bu karşılaştırmayı yapıyor. Hakikaten birbirlerini tamamlayan pek çok nokta var bu iki şiirde. Macan'ın Türkistan şiiri herhalde Türkistan için, Türkistan'a bir dönem, Turan'a bir dönem Türkistan denmiş diyor şiirin içinde de. O Turan şiiri tabii. Onu anlatan, detaylarıyla, dağlarıyla, ırmaklarıyla anlatan çok büyük bir şiir. Ergeş Uçkun'un Türkistan şiirinden de izleyicilerimize biraz tadımlık bir iki kıta lütfeder misiniz okusak? Macan'ınki çok meşhur, o izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Türkistan iki dünya eşiğidir, Türkistan Ertürk'ün beşiğidir diye başlayan şiir. Ergeş Uçkun'un, rahmetli Ergeş Uçkun'un Türkistan şiiri de şeyle başlıyor, Alaska ile başlıyor. Diyor ki, Alaska ile Alp Dağı'nın arası ata yurdum cennetçe var Türkistan. Yani cennet kadar güzel diyor. Şeyle. Kutuplardan Akdeniz'e varası Türk eşiği, Türk beşiği, şanlı diyar Türkistan. Hindi kuş divalim, Hayber dervazem, Hindistan'da bağım, Çin'de avazem, dünyanın damıdır çayla havazem, Laçinlerin kökünü yarar Türkistan. Horasan meskenim, Bakü menzilim, Almatı yaylam, Ankara sevgilim, Aşkabat'ta ışkım, Taşkent'te dilim, gönlüm Semerkant'ta yatar Türkistan. Evet, böyle yani, gidiyor yani. O uzun da bir şiir ve evet. Ergeş Uçkun da Macan gibi Türk dünyasının, Turan'ın sınırlarını tarif ediyor. Alaska'dan
Akdeniz'e kadar bir Türk dünyası tasvir ediyor ve onu şiiriyle anlatıyor. Bir dörtlüyle daha bunu tamamlayalım Yakup Bey, eğer müsaade ederseniz. Şimdi siz bunu söylemişken aklıma geldi. Diyor ki toprağın ken, yani geniş toprakların var. Toprağın ken, kayda doğulsan doğul. Yani nerede doğarsan doğ. Nogay, Tatar, Kıpçak, Uygur, Yamoğul. Kaysı ata minsen de hayda han oğul. Menzil birdir. Eskişehir, Türkistan. Yani evet, tek bir menzili var, Türkistan. Bu Türkistan demişken isterseniz hatıralarımdan Ergeş Uçkun'u biraz daha açalım istiyorum. Kendisi bugün Afganistan olarak bildiğimiz coğrafya, kendisi oraya Güney Türkistan derdi ki doğrudur da. Güney Türkistan'dır. Orada Ankoy'da doğmuş birisi. Çocukluk hatıralarını bana anlatmıştı. İşte 7 yaşına geldiği zaman bir nasıl şeyle oradaki adetler, Türklerin özbeyim de demezdi aslında. Ben Türk'üm derdi. Yani onu da burada belirtmek istiyorum. Ama zaman zaman işte Tatar, Özbek, Kazak hepsini söyler ve bu lehçelerin hepsini de konuşurdu. Şiir yazacak kadar güzel konuşurdu. Biraz sonra belki vaktimiz kalırsa Rahmangul Berdibayev için, o da rahmetli oldu. Rahmangul Berdibayev Kazakistan'ın büyük edebiyatçılarından birisiydi, halk edebiyatçılarından. Onları tanıştırdım. Bu da bana nasip oldu. Onun için yazdığı, Kazakça yazdığı bir şiiri var. Domburangdı Çalatur diye. Onu ileride okuruz yani. Strasbourg'da yine bir Kazak şair Muhtar Şahanov. Muhtar Şahanov'la birlikteydik, evet. Muhtar Şahanov o eski Sovyet coğrafyasının alışkanlığıyla Ergeşeke'yi görünce onunla Rusça konuşmaya teşebbüs etti. Çok sinirlenmişti ona. Bana Kazakça konuş, ben senin konuştuğunu anlamazsam öldür beni demiş. Ben Türkçeden başka dil konuşmayın birbirinize, bana Kazakça konuş diye ona çok sinir etmiş. O zaman yine buna ilave olarak bir ilginç hatıramı da ben anlatayım. Ben de Muhtar Şahanov'la orada tanıştım. Daha önce eserlerini okudum tabii ama oraya gittiğimizde tanıştık. Sonra benim kolumdan tuttu. Biliyorsunuz açılış programında o konuşacaktı. Protokol konuşmalarında. Sen dedi benim dedi konuşmamı dedi Türkçe'ye aktaracaksın dedi. Ben dedim olmaz zaten yani buradan Yazarlar Birliği'nin, Avrasya Yazarlar Birliği'nin burada şeysi var. Yani sizin konuştuklarını çevirecek birisi. Hayır dedi, sen konuşacaksın. O zaman ben dedim bir şartla konuşurum. Yani sahneye çıkacağız, o konuşacak, ben çevireceğim Türkiye Türkçesine. Nedir dedi şartın? Muhtar Şahanov söylüyor bana. Dedim şiir okumayacaksın. Çünkü şiiri çevirmek çok zor. Dedim normal bir konuşma yapacaksan tamam, ben seninle çıkayım konuşayım diye. Hatırlarsınız orada sahnede, evet, onu konuşmuştuk. Bunlar güzel hatıralar. Afganistan'da doğuyor ve Büyükelçilik'ten bir görevli doktorla irtibatları var. İlk Türkçülük derslerini de bir ekiple o doktordan alıyorlar diye bir şeyler hatırlıyorum. Doğru mudur hocam? Ondan hatıralarında bana bahsetmedi ama Ankoy'dan, Meymene'den nasıl çıkmak zorunda kaldığını veya kaçmak zorunda kaldığını şöyle anlatmıştı. Biliyorsunuz Paştunlar dediğimiz eski Hintliler veya işte İngilizlerin getirip oraya yerleştirdiği bir halk var. Onlar daha sonra iktidara geldiler İngilizlerin desteğiyle. O dönemde Türkler okullara gidemiyorlar. Yani tıp fakültesi, hukuk fakültesi, askeriye buralarda okumaları mümkün değil. Yani onlara öyle engeller koymuşlar. Sadece işte öğretmenlik okullarına, yani nedir işte eğitim fakültelerine falan gidebiliyorlar. Erkeş Uçkun da Meymene'de eğitim fakültesinde okuyor. Kimya öğretmeni oluyor. Bu kimya öğretmenliği daha sonra onun işine yarıyor tabii. Bunu ileride anlatacağız belki. Ve Antikoy'a gidip orada mektepte öğretmenlik yapmaya başlıyor. Sonra bakıyor ki Türkler veya işte onların söylediği gibi Özbekler çocuklarını okullara göndermiyorlar. Gönderemiyorlar belki de. Okutturmuyorlar. Onlara öncülük ediyor. Önce çocukları, erkekleri okullara alıştırıyor, götürüyor. Hatta kendi eliyle götürüyor. Daha sonra bakıyor kızlar evde oturuyorlar. Kızlar evde oturuyorlar, eğitim almıyorlar. Ondan sonra bir gazetede, Story diye bir gazete çıkarıyorlar. Orada kendisini sanki bir
genç bir kızmış gibi bir makaleye veya bir şey yazıyor, bir dilekçe gibi bir şey yazıyor ve gazeteye gönderiyor. Ben de diyor okumak istiyorum diyor. Ben hep, tamam diyor, evde diyor medresede eğitim alıyorum, dini eğitim alıyorum ama diyor fen de okumak istiyorum, fen bilimleri de okumak istiyorum. Niye diyor Meymene'de veya işte Anhoy'da kızlar için öğretmenleri de hanımlar olan, bayanlar olan okul yok diyor. Ve bu şekilde onun ağzından sanki öyle birisi varmış gibi yazılar yazıyor, o dergide yayınlıyor. Daha sonra onu bunun yazdığı, yani Ergeş Uçkun'un yazdığı fark edilince artık hayati tehlike başlıyor. Çünkü iktidar onlara müsaade etmiyor. Dediğim gibi yani Türklerin okumasına müsaade etmiyor. O yüzden kaçmak zorunda kalıyor ve Pakistan üzerinden İran, İran üzerinden de Türkiye'ye geliyor. Mersin'e yerleşiyor. Esas macerası da orada başlıyor. Yani ama geldiği yılda 1957. Türkiye'de öyle çok yani... rahat zamanlar değil. Rahatlama zamanı da değil. Yani Türkiye'de de siyasi çalkantılar var, sıkıntılar var. Geliyor orada öğretmenlik yapmaya başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şeyini alıyor. Nedir ona? Denklik belgesini alıyor, diplomasını. Ve öğretmenlik yapmaya başlıyor. Mersin'e gelirken o Pakistan sırasında bir Hindu bölgesinde kalıyorlar ama çok acıkmışlar. Kaçarken dağlardan çok sıkıntılı kaçıyorlar. Paraları yok, paraları bitmiş, hiçbir imkanları yok, yapacak hiçbir şey yok. Bu Hinduların kutsal sığırları, inekleri caddelerde yatıyor. Onları gizli gizli sağıp... Geceleri diyor, geceleri... ben anlatmak istemedim ama hazır açmışken söyleyeyim. Biz onların diyor kutsal sığırlarını diyor işte gece karanlıkta diyor sağardık, sütleriyle diyor. Gerçekten onların sütüyle diyor hayatta kaldık diyor. Evet, kaç gün öyle beslenmişler. Öyle beslenmişler, evet. Sonra Mersin'e geliyor, kimyada bir şeyler geliştiriyor herhalde, bir formül, bir ürün. Kimyada, şimdi öğretmenlik yaparken, daha sonra biliyorsunuz 1960 olayları oluyor. Sonra askeri yönetim var. Askeri yönetimde komutanlar bunu muhtar seçiyorlar. Muhtarlık yapmaya başlıyor. Ondan sonra da... İşler öyle giderken tabii kimyagerliği dolayısıyla şeydeki Mersin'deki rafineride çalışmaya başlıyor. Amerikalılar işe alıyorlar. Sonra onu New York'a getiriyorlar. Afganistan'da Anhoy'da başlayan bir hayatın Amerika'da emeklilikle devam etmesi doğrusu çok ender rastlanacak bir serüven. Ama iş yerinde itibarı yerinde, huzurlu. Evet. Fakat o gene idealizminden rahat durmuyor. Türk dünyasının meseleleri, hatta oradaki zenciler başka sıkıntıda olan halklarınla da sıkıntılarıyla alakadar oluyor. Bir evine sabotaj girişimi için bir zenciye talimat veriyorlar. O zenci bunun çok iyilik yaptığı, Ergeş Uçkun'un iyilik yaptığı zencilerden birisi olduğu için kıyamıyor. O sabotajlandı, o vesile kurtuluyor. Orada da aslında iş yerinde huzuru iyi ama toplumda idealizmden dolayı rahatsız edenler orada da bulunmuş Ergeş Uçkun'u. Ama buna rağmen Ergeş abi devam ederdi. Çalışmalara devam ederdi. Benim yanında bulunduğum zamanlarda bazen telefon çalardı. İşte konuşurdu. Kapattıktan sonra işte Türkan Hacı'ya derdi ki bizim çocuklar geliyor. Ben bir iki defa öyle şahit oldum. Bizim çocuklar dedi öyle bir iki kişi değil. Gelen 5-6 kişi gelirdi. Elleri dolu olarak gelirlerdi. Sonra bir ikisi mutfağa girerdi. Mutfakta hemen hiç Türkan Hacı'ya elini sürdürtmezlerdi. Yemekler hazırlarlardı. Ondan sonra işte şöminenin başına oturulurdu. Yine Ergeş abi rahmetli orada ocağın başında şöminenin başında sohbetini, Türk dünyası davasını orada güderdi, anlatırdı yaşadıklarını. Tabii Anhoy'dan çıkıyor Afganistan'dan, Türkiye, sonra Amerika uzun yıllar emeklilik çalışıyor. Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Afganistan'daki Sovyet işgali de bitti. Ve Ergeş Uçkun Afganistan'ı görme imkanına kavuştu. Herhalde aradan 40 yıl geçmiş. Ya 1957'de Anhoy'dan çıkıyor. İşte Türkiye, Mersin dediğiniz gibi sonra Amerika, sonra tekrar Mersin. Ama Amerika'dayken işte Sovyetler Birliği dağılmıştı. Kaç yıl olmuş oluyor? 44 mi oluyor? Yok 34. 57,
91 ama 91'de hemen gitmedi. Daha sonra gitti. Evet, daha sonra 97 gitti. Civarında gitti galiba. 40 yıl sonra memleketine gitti. Ama zaman zaman şeyle General Raşit dostumla telefonla görüşürdü. Biliyorsun onun telefonla görüşmesi de çok sakıncalıydı ama Ergeş Uçkun'da onun özel telefon numarası vardı. Onunla görüşürdü. Oradan yani birinci elden şeyler alırdı, malumatlar alırdı, ne oluyor ne bitiyor diye. Hatta bir defasında İstanbul'da Zeytinburnu'nda birlikte oturmuştuk. Hem Ergeş Uçkun hem General Raşit dostum. Şimdi herhalde tekrar Afganistan'a döndü. Afganistan denmesini Ergeş Uçkun sevmezdi. Güney Türkistan derdi. Ona gasipler Afganistan diyor derdi. Yani gasp edenler ve daha çok İngilizler. İngilizlere çok kızardı. O zaman daha Amerikalılar şeyde yoktu. Sahnede yoktu. Evet, onlara çok kızardı. Güney Türkistan derdi, Türkistan derdi ve Türk dünyasının birliğini arzuluyordu. O meşhur şiiri de halka mal olmuş, anonimleşmiş şiirinde de onları söylüyor. İzin verirseniz hem izleyicilerimize bir nefes aldıralım. Onun sözlerine Sabir Karger bestesi, Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azeri bir boydur. Birlikte dinleyelim. Ne güzel olur. Evet, Özbek, Türkmen, Kırgız, Kazak, Azer bir boydur. Evet, bu büyük eser, bu güzel eser Ergeş Uçkun sözlerine bestelendi. Tabii Ergeş Uçkun'un belki bir hediyesi de Türk dünyasına Sabir Karger'di. Sabir Karger Eczacılık Fakültesi'nde Ankara'da öğrenciyken onun müzikle uğraşmasına ve o dönem bir kaset çıkarmıştı. Kasetler vardı. Türk dünyası müziklerinden, Özbek müziklerinden bir kaset çıkarmıştı Sabir Karger. Onun teşvikçisi, yönlendiricisi de Ergeş Uçkun'du. Bize Türk dünyasına böyle büyük bir sanatçı da kazandırmış oldu. Hayatını hep coşkuyla yaşardı. Amerika'da yaşarken de o Türk dünyası faaliyetlerinin içindeydi. Mersin'de de, Afganistan'da da, şiirlerinde de hakeza öyle. Şiirlerini aruzu çok rahat kullanıyor gibiydi. Ne dersiniz evet. Hocam? Şiir yazacak kadar, yazabilecek kadar Arapça bilirdi. Çünkü 11 yaşında Kur'an'ı hatmetmiş ve hafız olmuştu. Ondan sonra zaten ilköğretim okuluna gidiyor. Farsça bilirdi, Farsça şiirler yazardı. Hatta bizim kitapta onun Farsça şiirlerini ben olduğu gibi aldım. Yani Farsça bilenler bakabilirler. Türkiye Türkçesiyle şiirler yazardı. Belki biraz sonra vaktimiz olursa onlardan bir iki tane okuruz. Ve Kazakça yazardı, daha önce söyledim. Sonra Özbek Türkçesinde, zaten şiirlerinin çoğu Özbek Türkçesinde şiirlerdi. Yani hemen hemen her dilde ve Türkçenin lehçelerinde şiirler yazabiliyordu. Bunları burada şiirlerinde görüyoruz. Ölçü de o şekilde. Türkistan şiirinde vezin olarak aruzu kullandığını zannetmiyorum. Bakmamız lazım, yani hece vezni olması lazım. En son Strasbourg'a gittiğimizde kaç yaşındaydı? 80 yaşında mıydı? Biz aynı şeydeydik, Çalıştay'dı grubundaydık. Ergeş Uçkun ve Muhtar Şahanov. O Çalıştay grubunda, bizim Çalıştay'ımızda edebiyatın misyonu konuşuluyordu. Edebiyatta misyon olmalı mı, olmamalı mı diye. Misyon olmalı mıdır sorusuna en çok itiraz edenlerden ikisi bu ihtiyarlardı, aksakallardı. Muhtar Şahanov çıktı, şey söz aldı, dedi edebiyatın misyonu var mı yok mu diye tartışılır mı dedi. Edebiyat dedi kendisi misyondur zaten dedi. Tamam. O yüzden Ergeş Uçkun da kalktı. Tabii ki dedi biz dedi şiirimizle edebiyatımızla dedi
kendi düşüncelerimizi, duygularımızı aktaracağız, anlatacağız dedi. Bakın şimdi Ergeş abi rahmetli oldu. Bize geride kalan hem hatıralar hem de şiirleri. Öyle değil mi? Sabir Kargir gibi İrfan Gürdal Bey de veya bir başka müzisyen, Türkiye yani ne bileyim TRT sanatçısı bunları besteleyip meşhur edebilir. Yani o kadar zengin malzeme var ki. Bugün gelirken de dün de baktım yani şiirlere bakıyorum. Hakikaten yani kıpır kıpır şiirler. Böyle hatta marş gibi bestelenecek şiirler var. Keşke evet. Birileri bunu üzerine alınsa da yapsa. Strasbourg'dan dönüldü. Amerika'ya gidecekti aslında. Gidecekti. Silifke'de bir evi vardı. Yaptırdıkları. Vakit vakit oraya tatile geliyorlardı. Evet. Çünkü Silifke Amerika'ya gitmeden evvel çalıştığı yer Ankara'daki memleketiydi adeta. Silifke'yi çok Mersin'i seviyordu. Silifke'ye gittiler ve sonra Silifke'den çıkamadılar. Mersin, Silifke tabii onun ikinci ana yurduydu. Türkan Hacı dolayısıyla oraya yerleşmesi, onunla evlenmesi, 4 çocuğu oluyor işte hepsinin isimleri. Timur, Belida, Aybars, 4'ü öyleydi. Mersin, Silifke'deki evlerinin biz gittik, eşimle beraber gittik. Hatta bir dedik uğrayalım oradan geçeriz Antalya'ya giderken. Bu arada altını çizelim. Eşi Mersinli, Türkiye Türk'ü. Evet, evet. Dolayısıyla Anadolu'nun eniştesi Ergeş Uşkun. Evet. Ve Türkan Hanım'a da buradan selam ediyoruz. Türkan Hacı'nın bizim üzerimizde çok emeği var. Çok yemeğini yedik. O güler yüzünü çok gördük, hoşgörüsünü. Ama şöyle bir şey var. Vefat ettiği zaman siz de biliyorsunuz, siz de gidemediniz cenazesine. Tabii. Ben de gidemedim. Yani gitmek de istemiyorum çünkü sanki gittiğim zaman, onun mezarını ziyaret ettiğim zaman Ergeş Uçkun yani yüreğimde ölecekmiş gibi bir şeysi var. Yani çünkü ben onun öldüğünü de görmedim, gömüldüğünü de görmediğim için sanki her an görüşecekmişim gibi içimde taşıyorum. Bir şiirinde beni Horasan'a gömün diye bir vasiyeti var. O nasıl olacak onu bilemiyorum. Yani bir şiirinde ben ölürsem diyor beni Horasan'a gömün diyor. Yerini de tarif ediyor. Şuraya gömün diye bir şeysi var. Ama bence Türkan Hacı'nın yanında kalması daha uygun diye bir kanaat var bende. Evet, nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Hocam biz programımızın bu bölümünde kitaplar da tanıtıyoruz izleyicilerimize. Türk Dünyası'ndan çıkan kitaplar, dergiler. Bu bölümün bir kitabı Ergeş Uçkun ve Yurt Koşukları sizin kitabınız olsun. Orhan Söylemez'in Ötken Yayınları'ndan çıkan Ergeş Uçkun şiirlerini tavsiye ediyoruz izleyicilerimize. Bugün şairinin imzalı kitabı Zakir Fahri'nin şiirleri. Zakir Fahri Azerbaycan şiirinin yaşayan büyük şairlerinden ve onun şiirleri İngilizceye çevrilmiş. Hem Türkçe, Azerice ve İngilizce birlikte basılmış. Eminim bu güzel duygular İngilizce seslendikten sonra Batı dünyasında da dünyada da Zakir Fahri keşfedilecek ve onun şiirleri okunacak. Bir ilginç kitabımız da, ilginç yazarımız da Galsan Çinank. Galsan Çinank Tua kökenli bir yazar. Nurettin Demir Hoca onun Kervan ve Kervan romanını ve hikayelerini yayınladı. Tuva kökenli ama Moğolistan'da yaşıyor. Moğolistan vatandaşı şu anda hayatını Almanya'da sürdürüyor. Böyle ilginç bir yazarımız. Bir dergimiz var. Bu yıl biliyorsunuz Nesimi yılı. Nesimi için hazırlanmış Medeniyet Az Azerbaycan Kültür Bakanlığı'nın dergisi bu sayısını Nesimi'ye ayırmış ve Nesimi yılı ile ilgili yazılar var. Yıl içerisinde de önemli etkinlikler Nesimi ile ilgili yapılacak. Bu dergilerimizi ve kitaplarımızı izleyicilerimizle paylaşmış olalım.
Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz izleyicilerimize Ergeçecek Eke'nin maneviyatına sözler var mıdır? Ben de sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Ergeç Uçkun'u tekrar burada yad etmiş olmak hasebiyle. Ayrıca bu kitap tanıtma bölümü de Türk dünyasının ne kadar geniş olduğunu ve Türk dünyasında bizim daha bilmediğimiz, tanımadığımız ama tanımamız gereken hem şair hem yazarların olduğunu gösteriyor. Nesimi yılı olduğunu bilmiyordum ama Nesimi'yi de yakından tanımamız lazım. Belki ileride onunla ilgili de bir program yapılabilir diye düşünüyorum. Ergeç Uçkun benim için, yani ben Ergeç abi derdim kendisine ama benim kalbimde bir Ergeç baba, benim için baba gibiydi. Yani manevi babam gibiydi. Daha önce de belirttim Amerika'da yaşadığım zaman. Hatta belki inanmayacaksınız ama dönüş yolunda ben doktora çalışmamı tamamlayıp da Türkiye'ye dönerken cebimde param yoktu. Bana açlık vermişti. Bunu hiç kimse bilmez. İlk defa da sizinle paylaşıyorum. Evet, bizden de söz çıkmaz hocam. Çıkmayacağına eminim zaten. Nur içinde yatsın. Mekan cennet olsun. Türkan Hacı'ya da selam ve saygılarımızı iletelim. Evet. Ona da sabırlar diliyoruz. Türk dünyasının bu büyük evladı Ergeç Uçkun'u bugün yad ettik. Ergeç Uçkun'u aslında hepiniz tanıyorsunuz. O Özbek, Türkmen, Azer, Tatar şarkısıyla. Doğrusu onun bu sözleri Türk dünyasının her tarafını kuşattı ve yüreklerimizi yakınlaştırdı. Mekanı cennet olsun. Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Kültür Sanat Avaz kapanıyor ama sizin gönül pencereniz her zaman dostluğa, sevgiye açık kalsın. Hoşçakalın.